Hocam bismillah diyelim başlayalım. Öncelikle dikkat çekmeyle ilgili bir tefsir bölümü. Tefsir kitaplığı yaptık. Mesela bakın burada Bediüzzaman Said Nursi'nin tefsiri. Bediüzzaman Said Nursi'nin risaleleri hocam aynı zamanda bir tefsir çeşididir. Çok önemli bir tefsirdir gerçekten. Aynı zamanda güncel. Şimdi hocam başlayalım. Vahiy ne demek? Burada bizim için şu önemli. Sözlük anlamı önemli, terim anlamı önemli. ÖSYM bazen vahyin sözlük anlamını yani kelimelerin sözlük anlamlarını verebiliyor. Dolayısıyla bizim için burada vahyin sözlük anlamları önemli. Aşağıdakilerden hangisi vahyin sözlük anlamlarından biri değildir? A, B, C, D, E der, birini ekler. Mesela seslenmek, fısıldaşmak, gizli konuşmak. Bakın. Gizli konuşmak, telkin etmek, emretmek, bakın emir de var, dikkat edin, şu kalemi de alayım. Şuna dikkat, çizdiğim görünüyor mu hocam? Çizdiğim görünüyor mu? Onu da teyit edelim. Tamam, görünüyormuş. Hocam şuna dikkat. Bakın emretmek. Aslında vahyin sözlük anlamlarından birisi emretmektir. Buna lütfen dikkat edelim. İlk bakışta belki soruda biraz garip gelir ama evet emretmek vahyin sözlük anlamıdır. İlham. Bakın bir yerde emir var, bir yerde ilham var. İçgüdü. Çok önemli. Normalde içgüdünün ne anlamı gelir hocam? Hani hayvanlarda olan bir durum ama hani kavram olarak o anlama da gelebiliyor. Hani benzetme açısından değil de içgüdü kavram olarak bu anlama gelebiliyor. İçgüdüye dikkat. Elçi göndermek, peygamber. Gizli ve süratli bir şekilde bildirmek. Bakın gizli ve süratli, hızlı yani. Burada dikkat ederseniz hocam, burada dikkat çeken neydi? İçgüdüydü. Mesela soruda belki görseydik, ya içgüdü ne alaka ya? Hayvanlara özellik olan bir şey değil mi derdik ve hemen direkt içgüdü yapardık. Yapıştırırdık. Ama o zaman ne olurdu? Yanlış olurdu. Dolayısıyla içgüdüyü hatırlıyoruz. Emretmeyi hatırlıyoruz. Seslenmek, fısıldaşmak, gizli konuşmak, telkin etmek, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek bunları çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ama emre dikkat, içgüdüye dikkat. Terim anlamı neymiş hocam? Yüce Allah'ın insanlara ulaştırılmasını, istediği mesajlarını kime? Peygamberlerine. Alışılmışın dışında, normalin dışında gizli bir yolla, süratli bir şekilde bildirilmesidir. Gizli bir yol ne hocam? Melekler aracılığıyla değil mi? Tahannüs kavramını hatırlarsınız. Siyer'de işlemiştik, görmüştük, bir mağara vermiştik hocam. O mağaranın ortasına tahannüs yazmıştık, hatırlayın. Neymiş? Hazreti Peygamber'in Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilip orada belirli geceler kalıp Allah'a kulluk, ibadet yani tefekkür etmesine tahannüs diyorduk. Kavrama dikkat edelim. Peki bed'ul vahiy nedir hocam? Vahiy biliyoruz. Bed'ul ne demek hocam? Arapçada bede'e neydi hocam? Başlangıçtı değil mi? Bede'e başlangıç. İntehe ise son. Burada da bed'ul vahiy ise vahyin ilk zamanını ifade eder. Yani başlangıç zamanlarını ifade eder. Bed'ul vahiy. Arada mesajlara bakıyorum. Aleykümselam. Evet, tamam. Peki, vahyin kaç çeşidi vardır? İki çeşidi vardır hocam. İki çeşidi. Bir, metlu vahiy. İki, gayrimetlu vahiy. Hocam, metlu vahiy nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Metlu vahiy, Kur'an-ı Kerim'dir. Mushafta yazılı bulunup tilavet edilendir. Metlu vahiy yani Kur'an-ı Kerim. Peki gayrimetlu vahiy nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'in dışındaki. Neymiş hocam? Hadis ve sünnet. Aynı anlama da gelir genelde. Hadis ve sünnet aynı anlama gelir hocam. Gayrimetlu vahiy derse hadis ve sünnet. Metlu vahiy derse Kur'an-ı Kerim. Gayrimetlu vahiy Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Fakat Kur'an mushafında değildir hocam. Efendimiz'in sözleri, fiilleri, takrirleri gayrimetlu vahiye girer. Peki hocam,
Vahyin geliş şekilleri nelerdir diye bir soru gelirse çok önemli bir durum. Burada bakın diğer slaytta göstereceğim. Bizim bakın hocam kaynaklarda gördüğümüz şudur genelde. Hazreti Peygamber'e vahyin geliş şekilleridir. Birçok kaynağa bakın sadece bunu görürsünüz. Ama bakın ben şöyle bir not aldım. Vahyin geliş şekilleri Kur'an-ı Kerim'e göre sorulmadı, sorulursa müthiş bir soru olur. Kur'an-ı Kerim'e göre vahyin 3 tür şekli vardır. 3 tür bakın Kur'an-ı Kerim'e göre normalde kaynaklarda 5 tane durum vardır. Burada eğer ÖSYM bunu sorarsa öncüllü olarak sorabilir. Buna dikkat edin. Bu üçünü de bilelim. Kur'an-ı Kerim'e göre sorarsa şu ayet aklımıza gelmesi gerekiyor. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasında konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Hangi surede geçiyormuş? Şuara 20-51'de geçiyormuş. Demek ki vahyin 3 geliş şekli vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre. 1. Allah'ın iletmek istediği mesajları peygamberin kalbine doğrudan yerleştirmesi. Bakın doğrudan dedi. Şöyle mavi. Kalbine bakın doğrudan dedi. Allah iletmek istediği mesajları peygamberin kalbine doğrudan yerleştirmesi. Neye girer hocam? Şuna girer. Ancak vahiy yoluyla. Yani bu anlama geliyor. Müfessirler bu anlamı çıkarmış. Kalbine doğrudan ilka etmek olarak yorumlamışlardır bunu. Kalbine doğrudan ilka. Bir. İki. Vahyi peygambere bir perde arkasında bildirmesi. Bakın perde arkası. Perde derken bir set olarak düşünün. İlla normal hani şey değil olarak düşünmeyin. Sitar olarak düşünün. Sitar. Hani evdeki perde gibi düşünmeyelim hocam. Bir engel olarak düşünebilir. Mesela Hazreti Musa'ya ağaçtan seslenmiştir değil mi Cenab-ı Allah? Mesela bu bir perdedir ağaç gibi düşünebiliriz. Bir engelin arkasında. Bu ikinci geliş şeklidir. Üç, vahyi getirmekle görevlendirdiği bir meleği elçi olarak göndermesi veyahut bir melek aracılığıyla özellikle Cebrail Aleyhisselam ile gönderilmiştir. Neymiş hocam? Şöyle boş bir yere geleyim. Bakın hocam, bir neydi? Peygamberin kalbine doğrudan ilka etmesi kalp. Tamam mı hocam? Bir. Daha sonra perde arkası, perde çizeceğim. Aklımıza o gelir genelde. Unutmayalım diye. Üç neymiş? Melek. Üç melek. Bu üç durumu unutmayalım. Kalp, perde, melek aracılığıyla. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e göre vahyin geliş şekilleridir. Üç tanedir. Peki, Hazreti Peygamber'e vahyin geliş şekilleri nelerdir diye bir soru gelirse. 1. Sadık rüyalar. 2. Cebrail'in asli suretiyle vahiy getirmesi. 3. Cebrail'in Peygamber Efendimiz'in kalbini ilka etmesi. 4. Cebrail'in insan suretine, insan kılığına girmesi. 5. Çıngırak sesine benzer bir sesle vahyi getirmesi. Bakın hocam 1. Hazreti Peygamber'in uyurken gördüğü sadık rüyalar. Bakın sadık rüyalarla ilgili Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz bir rüya gördüğü zaman sabah aydınlığı gibi apaçık zuhur ederdi. Bu Buhari'de geçen bir hadis hocam. Hazreti Ayşe bu şekilde rivayet ediyor. Yani Efendimiz bir rüya gördüğü zaman apaçık bir şekilde zuhur ederdi o. Buna sadık rüya diyoruz. Yani doğru olarak doğru rüyalar manasında. Fakat çok önemli bir durum var, bir madde var burada. Hazreti Peygamber'in rüyada gördüğü hadiseler aynen meydana gelmiştir. Fakat bu rüyalar ile ilgili hiçbir ayet ve sure inmemiştir. Bakın, evet rüya görmüştür, sadık rüyadır. Fakat hiçbir ayet, hiçbir sure inmemiştir. Bu daha çok ne hocam? Vahye hazırlık aşaması, vahye hazırlık safhası olarak düşünebiliriz. Yani bu vahiy Kur'an vahiy değil,
ilahi vahye bir hazırlık aşaması olarak kabul edebiliriz. Vahyin hazırlık aşamasını sorarsa sadık rüyalar aklımıza gelmesi gerekiyor. Evet. 2. Cebrail'in asli suretiyle vahiy getirmesi. Hocam, Cebrail aleyhisselam, yani bir melek olarak düşünün. Melek olarak Peygamber Efendimiz'e iki defa vahiy getirmiştir. Yani Efendimiz Cebrail'i iki defa gerçek haliyle, gerçek suretiyle görmüştür. Cebrail'in asli suretiyle. Nerede olmuştur diye bir soru gelirse, yani Peygamber Efendimiz Cebrail'i iki defa nerede gördü? Bir, hatırlayın. İkra, bismi rabbikellezî halâ, oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku dediğimiz o Hira mağarasında gelen Alak suresinin ilk ayetlerini indirmişti ya. O Hira mağarasını gördüğü ilk de hocam. Yani peygamberliğin başlangıcında değil miydi? Evet, peygamberliğin başlangıcındaydı. Bunun delili nedir? Bakın diyor ki ayet-i kerimede, andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Tekbir. Tekbir suresi 23. ayet. Ne oldu hocam? Peygamber Efendimiz Cebrail'i apaçık ufukta gördü. Ne verdik burada? Delil verdik. Yani peygamberliğin başlangıcında, hatırlayın, Hira mağarası, Alak suresi, ilk 5 ayeti, hatırlamamız gerekiyor bunları. Peki ikinci defa nerede görmüştür hocam? İkinci defa Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarken, yani Miraç'ta, Sidretül Münteha'da, diyor ki ayet-i kerime, delili şu, andolsun onu bir kez daha, bakın bir kez daha, demek ki neymiş, önceden bir defa görmüş, ikinci defa, andolsun onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştük. Sidretül Münteha'nın yanında görmüştük. Necm suresi 13-14. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Bir, Peygamber Efendimiz Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam'ı gerçek haliyle, gerçek suretiyle melek olarak görmüştür. İki, Miraç'ta Peygamber Efendimiz Cebrail'i görmüştür. Detaydır. Soru gelirse müthiş bir soru olur. Üç, aynen kıyada geldi gitti. 3. Cebrail'in görünmeden Hazreti Peygamber'in uyanık olduğu zamanda kalbine ilka etmesi. Kalbine ilka etmesi. Buna örnek hocam, Efendimiz diyor ki Ruhul Kudüs, yani Cebrail'dir, Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi şeklinde, bunun delili de bulur hocam. Cebrail aleyhisselam gelirdi Peygamber Efendimiz'in yatmadığı bir zaman, yani uyanık olduğu bir zamanda kalbine vahyi hilka ederdi. Bırakırdı yani o manada. 4. Cebrail'in insan suretiyle görünmesi. İnsan, bakın Cebrail bir melek. Kimin kılığına girmiş? İnsan kılığına girmiş. Kim bu insan? Özellikle Dıhyetül Kelbi'nin kılığına girmiştir. Dıhyetül Kelbi bir sahabidir hocam. Çok çok yakışıklı, çok temiz bir insan. Cebrail aleyhisselam hep Dıhyetül Kelbi'nin kılığına girermiş.